Elimde bir A matrisi var ve A'nın m adet satırı, n adet de sütunu var. Bu nedenle A matrisine mye n matris diyebiliriz. Bu videoda şu konuyu işlemek istiyorum. A'nın sütun vektörlerinin doğrusal bağımsızlığı veya doğrusal bağımlılığı ile A'nın sıfır uzayı arasında nasıl bir ilişki olabilir? Şimdi ilk olarak sütun vektörün neymiş onu bir görelim. Gördüğünüz gibi burada n adet sütun var. Bunların her birini m boyutlu vektörler olarak düşünebiliriz. Bu işaretlediğim vektöre v1 diyebiliriz. Sıradaki vektöre v2 diyelim. Bu vektörlerden n adet var çünkü bu matrisin n adet sütunu var öyle değil mi? O halde bu vektöre de vn diyebiliriz. Buradan hareketle A matrisini artık şöyle de yazabiliriz. A matrisi ki bu bir M y N matrisi idi değil mi? İyice bastırarak yazıyorum ki matris olduğu belli olsun. Ve köşeli parantezleri de çizelim. Evet A matrisini sütun vektörlerini kullanarak da yazabiliriz. İlk sütun yerine V1 vektörünü yazarız. İkinci sütun yerine V2 vektörünü yazarız. Bu şekilde yazarsak, n adet sütun olduğuna göre, n'inci sütun yerine de v, n vektörünü yazarız. Unutmayın, bu vektörlerin her birinde m adet terim var. Bir diğer deyişle m adet bileşen var. Bunların her biri m boyutlu sütun vektörü. Ne demiştim? Bu vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ile a'nın sıfır uzayı arasında bir ilişki. Evet, böyle bir ilişki kuracağım. Gelin a'nın sıfır uzayı neydi? Bir de onu hatırlayalım. a'nın sıfır uzayı eşittir. Evet, r üzeri n uzayının elemanı olan tüm x vektörleridir. Ee, neden R üzeri N yazdığımı birazdan açıklayacağım. Evet, e, vektörleridir. Öyle ki A matrisinin bu x'lerden biriyle çarpımı bana sıfır vektörünü versin. Peki bu x vektörü neden R üzeri n'in elemanı olmak zorunda? Öyle olmalı yoksa matris çarpımı işlemini uygulayamayız. A matrisi M'ye N bir matris ise bir matris ile bir vektörün çarpımı işlemini uygulayabilmemiz için x vektörünün n'ye bir şey bir vektör olması şarttır. Yani n adet bileşeni olmalıdır. Bu da r üzeri e n'in bir elemanı olmasını gerektirir. Rastgele bir sayı ile örnek vereyim. Diyelim ki A matrisi M'ye 7 bir matris olsun. O halde burası R üzeri 7 olmalıdır. Sıfır uzayı işte bu. Bunu şöyle de açıklayabilirim. A matrisini bu sıfır uzayının bir elemanı olan bir x vektörü ile çarparsam sonuç sıfır vektörü olur sütun vektörlerini kullanarak yazdığım bu A matrisini x vektörü ile çarp da bu x vektörü r üzeri n'in elemanı yani n adet bileşeni var. İlk bileşeni x1 ardından x2 geliyor ve böyle devam ederek x n'ye kadar gidiyor. Bu x vektörünün a'nın sıfır uzayının elemanı. Evet böyle olduğunu da belirtelim. O halde bu işlem neye eşittir? Sıfır vektörüne eşittir. Peki sıfır vektörü nasıl bir vektördür? M'ye bir bir vektördür öyle değil mi? A matrisinin satır sayısı kadar satırı vardır. Sıfır, sıfır, sıfır böylece M adet sıfır olacak. Gelin matris çarpımı hakkındaki bilgilerimizi kullanarak bu çarpma işlemini de yapalım. Matris çarpımı işleminin tanımı gereği bir A matrisinin bir X vektörü ile çarpımı şöyle olur. İlk sütun vektörü olan V1 çarpı bu vektörün ilk bileşeni yani X1 artı ikinci sütun vektörü ile ikinci bileşenin çarpımı X2 çarpı V2. Bu işlemi en kez yapacağız. Yani artı nokta 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 x n çarpı v Bunları topladığımızda sıfır vektörüne eşit olacak, değil mi? Eşittir sıfır vektörü. Burada yazılanlar sizde çağrışım yapmaya başlamıştır. Doğrusal bağımsızlık konusunu işlerken buna benzer bir şey görmüştünüz. Bu vektörlerin V1, V2 diye giden bu n adet vektörün doğrusal bağımsız olmasının tek koşulu, yani bu işlemin sonucunun sıfır olmasının tek koşulu tüm x'lerin yani x1 x x2'nin buradaki tüm x'lerin 0'a eşit olmasıdır. Gelin bunu yazalım. v1, v2, nokta, 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 vn vektörleri doğrusal bağımsızdır veya lineer bağımsızdır. Ancak ve ancak x1, x2, nokta, 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 xn 0'a eşit ise. Bu toplama işleminin sıfır vektörüne eşit olmasının tek yolu x 1'den başlayıp x n'e kadar tüm x'lerin sıfıra eşit olmasıysa v 1'den v n'e kadar tüm vektörler doğrusal bağımsızdır. Tabi bunun tersi de geçerlidir. Yani v 1'den v n'e kadar tüm vektörler doğrusal bağımsız ise bu toplama işleminin sıfıra eşit olmasının tek yolu x 1'den x n'e kadar tüm x'lerin sıfıra eşit olmasıdır. Doğrusal bağımsızlık kavramını sözel olarak şöyle de açıklayabiliriz. Bu vektörlerin doğrusal bağımsız olması demek bu vektörlerden herhangi birinin diğer vektörlerin doğrusal kombinasyonları biçiminde yazılamıyor olması demektir. Şöyle de diyebiliriz, bu toplama işlemi buradaki tüm vektörlerin doğrusal bir kombinasyonudur aslında. Bu vektörlerin doğrusal kombinasyonunun sıfıra eşit olmasının tek yolu x1'den x n'e kadar tüm x'lerin 0'a eşit olmasıdır. Bunun kanıtını doğrusal bağımsızlık konusunu işleyeceğimiz başka videolarda yapacağım. Bu toplama işleminin 0'a eşit olmasının tek yolu x1'den xn'e kadar tüm x'lerin 0'a eşit olmasıdır. Peki devam edelim. Ancak ve ancak A'nın 0 uzayı yalnızca bir adet vektörden oluşur. Yani sıfır vektöründen oluşur. Bu x'lerin tümü sıfıra eşitse, bu işlemin tek çözümü sıfır vektörüdür. Şimdi şöyle toparlayalım. Bir matrisin sütun vektörleri doğrusal bağımsız ise, o matrisin sıfır uzayı yalnızca sıfır vektöründen oluşur. Tam tersi biçimde de ifade edebiliriz. Bir matrisin sıfır uzayı yalnızca sıfır vektöründen oluşuyor ise, o matrisin sütunları doğrusal bağımsızdır.